Buradaki dar e açısı için hemen burada görüyoruz. Sinüs değeri 5 bölü karekök 41'miş, kotanjansa 8 bölü 10'muş. Geriye kalan 4 trigonometrik oranı bulmamız isteniyor. Trigonometrik oranların açılımlarını hatırlamak için ben dik üçgeni kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle şunları aşağıya yazalım. Sinüs, karşı bölü, karşı kenar bölü hipotenüs. Kosinüsü farklı bir renkle yazayım. Tanjant. Sinüs bir açı için karşı kenar bölü hipotenüs demekti. Peki e açısına baktığımızda karşı kenar neresi? Üçgenin hemen karşı tarafına geçiyoruz. Burası karşı kenar. Sinüs e 5 bölü hipotenüse eşitmiş. Hipotenüs de dik açının karşısı. Burası aynı zamanda üçgendeki en uzun kenar. Yani de kenarı. Uzunluğu da karekök 41'miş. Evet, bize verilen bilgilerle tutarlar anlayacağınız biraz gereksiz bir bilgi oldu. Bunu sadece çizime bakarak da anlayabilirdik. Neyse bu kısmı ayarladık. Şimdi sinüs e'nin çarpmaya göre tersini düşünelim. Yani e'nin kosekantına bakalım. Hipotenüs bölü karşı kenarı düşüneceğiz. Üçgene bakmamıza gerek bile yok. Sinüsün çarpmaya göre tersi olduğundan cevap direkt karekök 41 bölü 5. İsterseniz şekle dönüp aynı çıkarımı yapabilirsiniz. Evet şimdi kosinüse gelelim. Kosinüs e neye eşit olacak? Önce tanımını hatırlayalım. Kosinüs e neye eşit olacak? Dik üçgenden hatırlayın. Kosinüs demek komşu kenar bölü hipotenüs demek. Hipotenüsün ne olduğunu zaten biliyoruz. Hipotenüs değişmedi. Hala değeri kök 41. Acaba komşu kenar ne? E açısı için komşu kenar fe kenarı. Ama buradaki ölçünün ne olduğunu bilmiyoruz. Burada vermemişler. Onun için şimdilik a yazalım. Ve şimdi bir bilinmeyenimiz oldu. Şimdilik bunu kenara a değişkeni bölü karekök 41 olarak yazalım. Belki problem çözerken a'nın değeriyle ilgili bir şeyler buluruz, öğreniriz, a'nın değerini buluruz. Sekant e'nin neye eşit olduğunu bulmak istersek de kosinüsün tersine bakmamız gerekecek. Hipotenüs bölü komşu kenar. Yani karekök 41 bölü a a her neyse. Dediğim gibi a'nın değerini bulacağız umarım. Evet, şimdi de tanjanta bakalım. Tanjant karşı kenar bölü komşu kenar, değil mi? e'nin karşı kenarı hemen buradaki df kenarıydı. Ölçüsü de 5 birim. Karşı kenarın 5 olduğunu bulduk. Ama hala komşu kenarın yani a kenarının değerini bilmiyoruz. Onun için yine a yazalım. Peki ya kotanjant değeri? Kotanjant, tanjantın çarpmaya göre tersi. Bunun açılımı komşu kenar bölü karşı kenar. Bu örnekte A bölü 5. Ama bize en baştan bir bilgi verilmişti. Hatırlayın, ve bu verilen bilgi A'nın ölçüsünün ne olduğunu anlamamızı sağlayacak. Bize en başta kotanjant E'nin 8 bölü 10'a eşit olduğu verilmişti değil mi? Ve burada ufak bir noktaya dikkat çekeyim. 8 bölü 10 kesri tam sadeleştirilmemiş. 8 ve 10'un hala ortak bölenleri var. Kotanjantın 8 bölü 10 olduğu verilmiş. Biz de tanımdan kotanjant e'nin a bölü 5 olduğunu bulmuştuk. Elimizde şimdi a için a'yı bulabileceğimiz bir denklem oluştu. Bu denklemi çözersek de tüm trigonometrik oranları bulmuş olacağız. Hemen bir bakalım. a bölü 5'i 8 bölü 10'a eşitleyeceğiz. Ama 8 bölü 10 kesrini, 8 bölü 10 kesrini biraz daha sadeleştirebiliriz değil mi? Çünkü ortak bölenleri var. 8'in de 10'un da ortak böleni 2. 8'i 2'ye bölünce 4, 10'u 2'ye bölünce de 5 elde ettik. Şimdi denklemimizde a bölü 5, 4 bölü 5'e eşit oldu. Burada isterseniz çapraz çarpımla yapabilirsiniz, denklemin iki tarafını 5 ile de çarpabilirsiniz. Her şekilde a'nın değerinin 4'e eşit olduğunu bulursunuz. Şimdi iyice anlayabilmeniz için sistematik bir şekilde de gösteriyorum. Şahane, a'nın 4'e eşit olduğunu bulduk. Artık tanjante y 5 bölü a demek yerine 5 bölü 4 diyoruz. Kosinüse gelelim. Önceden a bölü kare kök 41 demiştik. Hemen şimdi gerçek değeri yazayım. 4 bölü kare kök 41. Sekantaya da a'nın değerini bulmamızla karekök 41 bölü a yerine karekök 41 bölü 4 oldu. Pisagor teoremini kullanarak sağlamasını yapabiliriz. Hatta aslında direkt pisagor teoremini kullanarak da problemi çözebilirdik. Evet, Pisagor teoremiyle bir sağlama yapalım. Teoreme göre 4'ün karesi artı 5'in karesi hipotenüsün karesine yani karekök 41'e eşit olmalı. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Teoreme göre 4'ün karesi artı 5'in karesi hipotenüsün karesine yani karekök 41'in karesine eşit olmalı. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 16 artı 25, karekök 41'in karesine, yani 41'e eşit. Evet, Pisagor teoremiyle de sağlamamızı yapmış olduk ve problemimizi çözdük. Şahane.